Hemşerilerimizin durumun ciddiyetini anladıklarını ve ilk güne nazaran daha temkinli davranarak hem kendi sağlıklarına hem de toplum sağlığına dikkat etmeleri bizim açımızdan sevindirici bir gelişmedir. Aksi takdirde bu pandemi sürecinin daha uzun bir zaman alması ve hem maddi hem manevi kayıplarımızın büyümesi gibi bir sonuçla yüzleşmeyi hiçbirimiz istemiyoruz. Bu süreç içerisinde belli dönemlerde birçok insanımızı maalesef kaybettik. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabırlar diliyoruz. Böyle zamanlar toplumun birliğinin ve beraberliğinin en önemli olduğu dönemler olarak insan tarihi boyunca karşımıza çıkmıştır. Aslında devlet yapılanmalarının da, hükümetlerin var olmalarının da en büyük sebebi paydaşlarının, vatandaşlarının böyle afet dönemlerinde ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılanabilmeleri, daha hızlı hareket edilerek ortaya çıkan mağduriyetlerinin de en hızlı şekilde giderebilmelerini sağlamaktır. Fakat bugün görüyoruz ki, özellikle 2015 senesinden bugüne, Türkiye ekonomisindeki büyük daralmadan kaynaklı KOBİ'lerimizin, orta gelirli vatandaşlarımızın ciddi bir ekonomik daralma içinde ve sıkıntı içinde olduklarını tespit etmiş durumdayız. İyi Parti yönetimi olarak belirli dönemlerde esnaf ziyaretleri yapmış, onların ihtiyaçlarını, beklentilerini öğrenmiş ve bunu da belli dönemlerde siz değerli basın mensuplarıyla paylaşmıştık. Buradan çıkan sonuçta zaten bir buhran içinde olan esnafımızın, KOBİ'lerimizin pandeminin de üzerlerine yükledikleri büyük sıkıntılar altında ezildikleri, hükümetten bekledikleri desteği görememeleri neticesinde de bugün bir kurtarıcı bekler duruma geldiklerini maalesef görüyor ve buna çok üzülüyoruz. Değerli arkadaşlar, şehrimizin en büyük geçim kaynağı sizlerin de malumu fındıktır. Hepimizin bildiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımız fındık fiyatını 28 Temmuz civarlarında 22 TL kilogram taban fiyatı üzerinden açıklamıştı. Hatta o dönemde rekoltenin de 650 bin ton gibi çok yüksek spekülatif bir rakamla belirtilmiş, daha ilk günden fındık fiyatı baskı altına alınmaya çalışılmıştı. Bir ihracat olan ürünü olan fındık, dünya pazarlarında dolar üzerinden işlem gördüğü için o dönemin dolar kuruyla aslında açıklanan taban fiyat 3.18 dolar civarındaydı. Yani 3.18 doları bir kenarda tutalım. Hepimizin bildiği gibi beklenen rekolte gerçekleşmedi ve bugün fındık rekoltesi 500 bin ton civarlarında. Ürünün fiyatı, bir dipnot olarak geçeyim, bir ürünün fiyatı arz talep üzerinden değerlendirilir. Yani üretim fazlaysa fiyat yükselir, fiyat azalır, üretim azsa fiyat yükselir. Bu çok basit bir denge politikasıdır. 650 bin tonluk rekolte açıklamaları, zaten rekolte yüksek, çok fazla ürün var, dolayısıyla ürününüz para etmeyecek psikolojisinin piyasaya anlatılmasından ve deklare edilmesinden başka bir şey değildi. Fakat dünya fındık rezervinin üretiminin %70'ini karşılayan Türkiye'de fındığın kıtlığının olduğu 450-500 bin ton civarlarındaki üretim şu anda fındık fiyatlarının aslında çok yüksek olması gerektiğini bize vurguluyor. Yani bizim önemsememiz gereken şey ünyemizde, ordumuzda ve Türkiye'de fındığın çok az olduğu, beklenenin çok altında olduğu ve fiyatının da baskılansın ya da baskılanmasın ya da yapmasın yükseleceğidir. Ayrıca oluşan kur hareketleri, kurdaki hareketlenmeden dolayı biraz önce açıkladığımız 3.18 dolarlık taban fiyat bugün Türk lirası karşılığı olarak 24.30 TL'ye tekabül etmektedir. Aslında bizim fındığımızın taban fiyatı
Bugün 24.30 liradır. Bunu görmek istemiyorlar. Bu çok normal. Çünkü bunun üzerinde, fındık ürünü üzerinde yıllardan beri birilerinin eli olmuştur. Birileri buradan haksız kazanç elde etmiştir.